Türkiye gibi bir ülke yeryüzünde yok. Emin olsa emin olasınız yoktur. Ben gelmişim, dolaşmışım, görmüşüm. Türkiye, Türkiye. Ama kıymetini bileceksin. Şu anda gidişatı beğeniyorsun o zaman amca. Çok güzel beğeniyorum. Allah'a da şükür ediyorum. Allah'ın birliğine şükürler olsun diyorum. Çok güzel. Türkiye çok güzel. Türkiye'de her bir şey var. 2023'e doğru o, daha mı iyi oluruz peki? Daha da iyi olacak inşallah. Karamsar olmak lazım. İnşallah, inşallah. Değil mi? Şimdi, biz karamsarız ama sen şimdi böyle konuşunca moralimiz... Hayır. Türkiye yoktur, yakıldı, yıkıldı, mahvoldu, kül oldu. Böyle bir şey yok hemşerim. Vardır. Her bir şey Türkiye'de vardır. Ve şu ortamda Türkiye'den huzurlu, rahat hiçbir ülkede yoktur. Allah Allah. Tabii canım. Sen bakma sen Fransa'na, Alman'a, şura, Avrupa'ya, Mavrupa'ya. Adam ben gördüm bir şişe kola için vurup koskoca minibüsün camını... Türkiye'de her şey var ama üretmiyor işte ülke. Efendim? Üretmiyor işte. Çalış kardeşim, çalış. Üretmiyor. Bak Cenab, müsaade et Cenab. Devlet ürettirecek. Her şeyimiz var. Müsaade, buyur. En güzel ülke bak, yok bak, ama üretmiyor. Bak, kimse bizi, üretmiyor. Bak, bizi, bak dinle. Bizi, tarlalar sürülmüyor. Bir dakika sabret. Sür, kimsenin elini tutmuş sürme. Diyor ya, ki şimdi, mazot pahalı diyor. Hayır, öyle değil. Bak. Bir uzatır mısınız şu mikrofonu? Biz, beyefendiyle bir konuşalım. Bizi yaratan ne demiş? Ne demiş? Çalışacaksın. Gökten ne altın yakar ne de gümüş. En helal lokma alın teriyle. Çalıştın yiyin yukta. Peki bu millet yani, çalışmıyor müsaade mu? Müsaade et. Sen gidip madem soruyorsun müsaade et. Gideceksin dağda gezeceksin, bağda gezeceksin. Çalışmayacaksın. Ondan sonra gelip diyeceksin yoktur. E nereden gelecek? Gökten mi yağdı arkadaşım? Çalışacaksın, çalışacaksın. Buyur, bakalım ne diyecekler. Ben de aynı fikirdeyim. Aynı görüşteyim. Türkiye'de bak, ne yoktur ya? 45 46 yıldır İzmir'deyim. Şuralar kaç sefer değişti? Kaç sefer değişti? Yine de değişecek burası. Şimdi yine de değişecek. Hayır ama iş imkanı bak bunlar. Mevzu CHP AKP değil yani. Ama neyi o zaman neyi tartışıyoruz? Şöyle. Neyi tartışıyoruz? Siz çarpıtıyorsunuz olayı. Her şey var Allah'ıma şükür. Her alım gücü şey yok diyorlar bak, ama abi. Alım ya gücü. Var ya nasıl yani, yok? Var da alım gir gücü. Gir şuraya kaç tane telefon. Allah beni çarpıtılan ne? Kaç tane telefon. Yavrucuğum tamam, pardon tamam, affedersin. Tamam. İyi günler diliyorum tamam, öncelikle. Tamam. Öncelikle ben hiçbir şeyin iddiasında değilim. Tanrım bana bir akıl bahşetmiş. Akıllı olmak zorundayız. Akıllı olmak zorundayız ve realist olmak zorundayız. Gerçekçi olmak zorundayız. Ben eğitimciyim. Eğitimcilikten sonra da çeşitli yapmadığım iş kalmadı. Şimdi Türkiye Atatürk bize emanet etmiş. Coğrafi bir saniye lütfen. Coğrafi konumu olarak stratejik konumu olarak çok iyi bir konumda. Topraklar da çok bereketli. Topraklarımız da çok bereketli. Üç tarafımızda denizler çevrili mi arkadaşım? Atatürk çok kısıtlı imkanlarda milli mücadelede büyük bir halkla bütünleşerek, büyük bir mücadele vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni bize emanet etti mi? Ne güzel. Biz üstüne ne koyduk? Biz üstüne ne koyduk? Çok bir şeyler koyduk. Şimdi bir saniye lütfen. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Çarkın çark bir saniye arkadaşım. Tarikatlar üretiyor boş ver sen. Üretiyor. Çarkın dönmesi için tarım politikası iyi yapılacak. Eğitim politikası iyi gidecek. Eğitim sistemi çok çok iyi olacak. Hiçbir şeye müdahale edilmeyecek. Demokratik bir platform yaratılacak. İmkan sistem kurulacak sistem. Evet. Sistem olmayan ülkede hiçbir şey olamaz. Ben Almanya'da da görev yaptım. Ya bir saniye. Hayır. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti burası. Bir örnek alacaksın. Almanya'yı neden örnek alıyoruz biz? Sistem var. Örnek alıyoruz. Sistem var, sistem. Türkiye'de de. Sistemimiz de böyle yürüyor. Arkadaşım önce birbirimizi dinleyeceğiz. Önce dinlememiz lazım. Arkadaşım. Diyor, gidiyor o ovalara bayılıyor. Nereden üretiyor? Bugün gitti, hepsi ödeleştirdi. Nerede kaldı? Söylesene bana. Bugün dinleyin, ben konuşayım sonra. Bugün Türkiye'de uçak. Bak bugün Türkiye'de uçak üretiliyor. Helikopter üretiliyor. Traktör sayılmıyor. Sen her yerde havalanın
eğitim adamlar. Eğitim sistemi, eğitim sistemi çıkıyor. Bir dakika. Eğitimimizde sıkıntı var değil mi ama? Vallahi şükür hiçbir sıkıntı yok. Çocuklarımız okuduğunu anlama ve anlatmada dünyada son sıralarda, o yüzden ama, diyorum. Ama büyüklerimiz de eğitim verenlerin babaları, anaları da gelip müdürü dövüyor. Gelip müdürü bıçaklıyor. Benim çocuğuma karışamazsın diyor. Yani, ailelerde de mi sıkıntı var diyorsun? Evet, evet. Sistemde değil yani. Sistem, ailelerde. Ben yaşadım kendim. Çocuklar iyi eğitilecek. İyi eğitilen beyinlere de fabrikalar açılacak, iş yeri açılacak. O beyinler. Benim oğlum mimar. 12 senedir kapı pencere pazarlıyor. Mimarlığı dereceyle bitirdi. Beyin göçü oluyor. Ben kabahati. O zaman İngiliz sonunda çalışıyor hadi. O da bitirdi. Ama sorgulaman lazım. Niye sorgulamıyorsun? Neyi sorgulayacağını? Gençler eğitilecek ve çeşit güzel iş yeri onlardan yararlanılacak. Her okuyan illa. Bir fikrinizi merak ediyorum. Buyurun. Bir saniye. Bir saniye. Bir fikrinizi merak ediyorum. Nereye sığacak bu kadar öğretmen? Devlet iş yolu. Nereye sığacak? Mühimmarlar yetişsin diyorsun. Efendime söyle. Devletin işi bu. Yetiştiriyor. Hani nerede? Atölyeli öğretmen de kendini intihar ediyor. Evet. Nerede devlet? Hani ya daha işine. Onun bir sürü şeyleri var. Silah fabrikası. Özelleştirilmeyen hiçbir şeyin kalmadı senin. Fabrikalara satıldı. Pancar üretmiyorlar. Gündemden bir soru sormak istiyorum ben. Fikrinizi merak ediyorum. Bu Kaz Dağları 40 kilometre kenarında biliyorsunuz. Bu ağaçlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi eğer şeye gelirsek. Neyse ben şimdi oralara girmeyeyim. Girersem daha büyür. Büyür. Koçu bu şeyler yapılırken neredeydiniz? Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi yapılırken neredeydiniz? Değil mi? Dayı parayı almaz abi. Öyle bir. He? He? Ya. Siz artık işte kadınları öyle kapatın. Şükredin oturun kıçınızın üstüne. Ya, sinirleniyorum ben. Sinirlenmeyin. Gerek. Çok ya böyle bu kadar cehalet olur mu? Çok cehalet. Neyse. Sağ olun. Çok iyiydi. Maddi durum iyi mi? Çok güzeldi hakuma. Böyle bir hakuma daha Türkiye'ye gelmemiş. Her zaman bize para verir. Gübre verir. Hayvan verir. Kimden bahsediyor? Devlet. Hükümetten mi bahsediyor? Tabii. İyidir. Hakuma da iyidir. Hükümet iyi. Böyle bir hakuma daha gelmemiş. Ne demek? Ya biz eski bayramlar, yeni bayramlar kurban alıyor musunuz? Bu tarz sorular soruyorduk. Abim diyor ki sistem güzel. Amcam da diyor sistem güzel. İyidir. Şu anda bolluk bereket var diyor. Tabii, yani eski bayramlar, yeni bayramları kıyaslıyor. Eskiden çünkü diyor alamıyorduk. Şimdi her şeyi alıyoruz diyor. Tabii. Allah da sıkartırsın. Vallahi şimdi kamera bana doğru. Abi biz şimdi Şafii mezhebiyiz. Bize kurban kesmek farz değil abi. Abi kardeş Şafii. Bak şu genç mesela bak şu gençler var ya. Şimdi bu adamlar haklıdılar. Ne konuşsalar haklıdılar. Neden diyeceksin? Eskiyi bak, görmediler diyorsun. Bak çarık giymediler. Mesela çarık giymediler. İdare lambasının önünde oturmadılar. Doğudan buraya 6 güne gelmediler. Doğru söylüyorsun. Senin söylediklerin hepsi doğru. Ama kıyasımız o zaman mı olacak abi? Kurban olayım. Ya. Kıyasla Allah şükür ilerlenmişiz. Yani daha yükseklerle kıyaslayalım kendimizi. Çok yüksekte, daha iyi olalım. Çok yüksekteyiz. Yalnız çalışalım. Bu ülkenin kıymetini bilelim. Mesela yok. Satılan bir ülke var. Hangi ülkenin kıymetini bileceksin ya? Nereye satılmış? Ne satıldı? Ne kaldı? Tekel mi kaldı? Tüpraş mı kaldı? Ne kaldı? Sana iyi günler, herkes sana bildiğini. İyi günler, tabii sen şimdi keyfin yerinde, tıkırında. Emekli bir adamsın. Bir sürü aç insan var içeride, sokaklarda aç insanlar var. Onlar çalışmadığı için ama diyor. Amcam diyor ki ben çalışmayayım da parayı yanlış çalıştım. Harcama. Hepsi aç. Ne? Ya bu şu insanların hepsi mağdur, aç. Kurban alan var mı aranızda? Kurban alan var mı? Adam kurban kesmiyor ki. Kurban alan var mı? Ne kurban diyorsun? Kesmiyor. Kurban ne olduğunu niye bilmiyor Müslüman, ki. Bu insanlara, onlar mı Müslüman? Bir tek Müslüman sensin. Aynen bravo. Hanımefendi şeyler. Çevremde aç insan varken kurban nasıl keseyim? O da ayrı bir konu. Hep açtırlar. Hüseyin abi sen konuşur musun abi? Dayım. Amcam diyor ki sistem iyi diyor. Hangi sistemden bahsediyor? Yani her sistem eğitim. Emmi gel kurban olan. Hangi sistemde bahsediyor? Eskiden çok kötüydü diyor. 6 günde doğudan buraya geliyorduk diyor. Hak, ya. Mesela eski yaşamış benim anladım. Dedem de geliyordu Malatya'da. Şimdi bir günde geliyorsun ya sen buraya. Sen şimdi trenle 15 günde geliyordu. Şimdi uçak var. Niye? Kim yaptı bunu? Sen. Kim yaptı kurban olayım? Sen. Ya senin para devlet kim?
Devlet ben de kaç uçak vardı? Türkiye Cumhuriyeti'nde 26 uçak vardı. Şimdi de 55 tane var. Havaalanı. Demek Türkiye zengindi bunları getirir. İnşallah, inşallah. Ne diyeyim? Ya sen benim paramla devlet devlet olmuş. Devlet eğer ki bir babanın evladı yoksa kredi kartları olmasa bir de geçinemeyiz diyorlar. Ay, ay. O da öyle bir durumda var. Aynen. Bankalarla atlatıyoruz baba, diyorlar. Aynen. Sen bir aile babasın değil mi? Baba evladına tokat atar. Evlat sineye, baba sineye çeker. Şimdi bize diyor ki devlet babamız bize tokat atıp sinemize çekiyoruz. E nereye kadar bu tokatı çekeceğiz sinemize? Kime tokat atıyorsun? Ne tokat? Her şey çok güzel diyor. Tokat. Hiçbir şey güzel değil. Türkiye şu anda batmış bir ülke. Türkiye şu anda herkes bugün Ege kıyılarındaki gemilerin mermiyle namlu dikmişler senin üstüne. Hangi neden bahsediyorsun? Ne kim? Ege kıyılarına geç bak bak. Ya ben konuştum ya. Konuş şimdi, baba konuş. Sen demek eskiyi bilmiyorsun. Hangi eski? Sen eskide bir yere gittiğin zaman 24 saat ameliyat bir makamda ameliyat duruyordun. Hangi makam? 5 kuruş para için. Niye? Ama şimdi dünya ferman okuyorsun. Hangisi? Kime ferman okuyoruz? Esir kalmışız herkese. Ya o ayıptır, günahtır. Bu ülkenin hakkında kötü konuşmayınız. Doğru, ayıptır. Ülkeyi batırmışız, ayıptır, ayıp diyoruz. Kime köle olmuşuz? Ülke kim? Batmış Türkiye. Bir ülke. Batmış bir ülkeden bahsediyorsun. Ya, bitmiş bir ülkeden bahsediyorsun. Olmuş, diyor ki amca, misin? Geliyor Kanadalılar burada ağaçlarımızı hayır, kesiyor, altınımızı çıkartıyor hayır, mesela. Ya Karadeniz'e baktın mı? Türkler değil de Kanadalılar çıkartıyor ya mesela. Ne? Mesela bu bizim için bir ayıp değil midir? Kaz Dağları'nda Kanadalılar altın madeni yapıyor ya. Benim hemşerim, kardeşim bak. Türk yapsın ya ara yapıyorsa. Türkiye'de şu niyetli insanlar var. Koskoca Türkiye'de birinci hava limanı yapılırken adam gidiyor bir ağaca sarılıyor. Diyor ki ben sana buradan yol vermem sen bu ağacı kesemezsin. Yani kötü niyetli mi diyor? E tabii canım. İhaleler kime peşkeş geçildi? İhaleler kime peşkeş geçildi? Sene. Tabii o da ayrı bir bela. He, dayım her şeyi biliyor. Benim cebimde para gidiyor. Ben ne işime bakacağım? Baka dayı, baka bu hale geldik ya. Herkes işine baka baka bu hale geldik. He. Millet hiç sesini çıkartmıyor. Koyun gibi milletiz. He, vallahi yalan mı abi? Ne derse he, ne derse he.